Merhaba arkadaşlar, evet bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi karşımızda yine bir Setra var. Bu Setra yeni model, yani arkadaşlar yeni çıktı. Tek lastikli, arkası tek lastikli dediğimde yani arkası tek lastikli, çift değil. Çift kabin, tek kabin olarak adlandırıyoruz biz onu. Yani ben öyle adlandırıyorum. Gerçekte ne deniyor bilmiyorum. Aks olması lazım. Tek aks ya da çift aks diye. Evet arkadaşlar, araç yeni çıktı dediğim gibi, gerçekten güzel. Önceki araca göre daha çok hoşuma gitti benim bu araç. Ve neredeyiz? Promo'da Türkiye haritasının bağlantısının tam yerindeyiz, yani orası olduğu yerdeyiz, yani Edirne Kapıkule sınır kapısındayız. Oh. Evet arkadaşlar, yeni sürümde Edirne sınır kapısı değiştirildi, biraz daha güzelleştirildi arkadaşlar. Burayı bu videoda göstereceğim ama tam sizin görmenize olanak sağlamayacağım. Kendiniz indirip ve görürsünüz arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu. Birazdan zaten bunun peşinde de tanıtım filmi gelebilir bu burayla ilgili. Oradan da görebilirsiniz. Hemen yolumuza çıkalım arkadaşlar. Evet, şimdi buradan hemen gazlayalım abi. Ya da şöyle bir aracın çalışmasını göstereyim ben size. Evet, sesine bakın şimdi. Evet, duyuyorsunuz. Evet, vakit kaybetmeden yolumuza çıkalım. Türkiye'den ben Bulgaristan'a gireceğim ve ProMods turu atacağım demiştim arkadaşlar. O lambaların görüntüsü olan ProMods'a ait. ProMods'un haritasıyla beraber geliyoruz. Bu arada kornesine bakalım. Evet, normal kornesi var. Havalı korne yok arkadaşlar. Havalı korne takamıyoruz. Öyle bir modelleri yok arkadaşlar. Bu araç 2016 model. 516 HD modeli. Bu araca normalde modifiye parçası gelmez. Şimdilik gelmez arkadaşlar. Cama aksesuar falan gelebilir. Onları da yapımcılar yapması gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir şey olursa gerçekten güzel olur. Şu anda Edirne Kapıkule sınır kapısına gireceğiz. Ve girdik arkadaşlar. Gayet de hızlı girdik. Ben şöyle hemen bir şuralardan hızlı bir şekilde geçeyim. Biraz yasaları çiğniye çiğniye ben şuralardan bir roket gibi gideyim abi. Burada ceza yemek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey. Şurada yiyeceğim ama. Burası kesin. Evet, burası kesin. Evet, dıştan gidelim arkadaşlar. Dıştan gidelim. Hiçbir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Burada yine Bulgaristan'a gidiyor. Bu yollar hep birbirine bağlı arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz. Normalde burada 30 km hız sınırı var ama ben geçtim. Kaçta bilmiyorum ama geçtim yani. 100 km mi? Öyle bir hızlımla geçtim. Bilmiyorum ya. Geçtik, gidiyoruz. Bu arada buranın talimatını bana Semih abim verdi. Semih abi yaptırdı yani buraları. Yani değiştirelim biraz dedi. Bulgarlara dedi ayıp olmasın dedi. Böyle dedi, onlar şimdi ProMods haritasıyla falan bağlantı yaptık dedi. Almanlar dedi, Avrupalılar dedi, burayı dedi güzel olduğunu beğensinler yani. Burası güzel olmuş desinler dedi. Ben şunu şöyle biraz hemen aşağıya çevireyim şöyle şu şekilde. Baktım biraz yukarıyı çekiyor ama olsun ya. Şey olmaz, sıkıntı yok. Evet, şu anda kapattık, gidiyoruz arkadaşlar. 127 km hızımız var. Aracımız gerçekten güzel. Son model. 2016'nın kaçıncı ayında üretildi onu bilmiyorum ama biz oyuna yeni aldığımızı söyleyebilirim. Model yeni çıktı. Da ne zaman çıktı? Bugün mü çıktı? Öyle bir şey oldu. Ben de indirdim. Önceki modeli de çıkmıştı. Onu da videosunu çekmiştim ve sizlere göstermiştim. Çift kabin bu araç. Bilmiyorum ya, bu akşam böyle içimde bir enerji var, hıpıslı konuşuyorum ama dediklerimi anlıyordursunuz inşallah. Arada da yanlış söylüyorum ama olsun ya, sıkıntı yok. Ne bileyim ben, bak gidiyor işte öyle. Hadi bakalım. Evet, bu arada araçta kimler var? Bayram üstü, kimler olsun. Neyse, sonra bakarız o işlere. Şimdi bilmiyorum kim var. Ben sadece aracımı sürüyorum. Otobüste de ProMods turu atacağım arkadaşlar. Bu otobüste ProMods turu atacağım. Kendi tırımı götürmek istemedim. Kendi tırımı ben buradan götürürsem ırganamam olduğum yerden. Çünkü felaket kastırıyor. Bir de DLC paketi falan çıktı diye tamam. Oyunun, arabanın işi bitti arkadaşlar. Onu bırakın. Onu 2-3 ay dinlenmeye veriyorum. Araba dinlenmeye gitsin artık. Garaja bırakacağım onu. Yeni bilgisayar almam gerekiyor. Yeni bilgisayar aldıktan sonra tekrar o canavarı göreceksiniz. Ama şaka yapmıştım. Canavarsız ben bir şey yapamam. Arkadaşlar efsane çünkü o. Efsanesiz yollara gidemem ben. Bu arada benim direksiyonumda da sıkıntı var şu anda pedalında. Gaza basıyorum. Bazen okuyor bazen okumuyor. Biraz sıkıntı diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Şu anlık oynuyoruz. Rahatız. Bu araçta da ne kadar şey sesi var. Havalı amatör var arkadaşlar bunda. Ondan biraz ötüyor. Fassak fassak ediyor yani. Tükürüyor. Bildiğin tükürüyor ya. Hızlı gitmeyeceksin bunda. Bakalım. Bakın kesilme de kesilmiyor.
Çok acayip. Önler kesilse arkalar kesilmiyor. Yok böyle bir şey abi ya. Yalnız bu araç 140 kilometreyi zor görüyor arkadaşlar. 140 kilometre. Gerçek otobüs gibi yapılmış yani. Gerçek otobüs de ne kadar hızlı gitsin ki. Bu arada yandaki araca vurduk. Araç şarampole uçtuk galiba. Bilmiyorum. Olmuş olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Şimdi şurada arabayı tamam 8'e çek. Tamam bağırma abi. Kızma tamam bana kızma. Tamam şöyle gidelim. Evet. Bu arada arkadaşlar sizin desteğiniz sayesinde 140 kişi mi oldu? Böyle bir şey olduk. YouTube'da takip edemiyorum çok. Haritayla bu ara çok yoğunlaştık. Haritayla falan yükleyeceğiz. Onlar için hazırlık falan yapılacak. İşte bu Kapıkule Edirne sınır kapısına tabelalar falan eklenecek yeniden. Tekrardan oralar bir düzenleme görecek. Ondan sonra linkler internete yüklenecek. Sizlere verilecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar linkler Turbobit sitesine yüklenecektir. Turbobit'ten indirebilirsiniz. Neden böyle bir değişiklik yaptık? Bu güncellemeyi Turbobit'ten indirmenizi istiyorum. Oradan takip edeceğiz. Hangi ülke indirmiş, hangi ülkeler daha çok indiriyor onları takip etmek istiyoruz. Onlara bakacağız. Sonra ilerleyen zamanlara doğru tekrardan bizim kendi orijinal share mods'a dönüş yaparız arkadaşlar. Şimdilik Turbobit'ten nereye kaç indirme olmuş falan onları görmek istiyoruz. Evet biliyorum Turbobit'te sıkıntı var. Yani şu sıkıntı var. İndirme bağlantısı sınırı diyor. Yani bir süreliğine sizi bir dosya indirdiğinizde aynı IP üzerinden ikinci bir dosyayı 15 dakika sonra beni indirmenize olanak sağlıyor. Evet arkadaşlar bu sorun maalesef var ama biz bunu göstermek, gözlemlemek için Turbobit'e yüklemek zorundayız. Semih abim de böyle istiyor. Çünkü o da merak ediyor. Gerçekten hangi ülke ne kadar indiriyor diye ona göre bir test yapacağız. Bakalım hangi ülke daha çok oynarmış bizim haritamızı. Onları göreceğiz. Almanların oynadığını biliyoruz arkadaşlar. Almanlar gerçekten Almanlara bir paylaşım yapıyoruz. Videoyu falan paylaştı Semih abim. Adamlar böyle çıldırmış link ver link ver link ver diye. Abi linki biz yüklemedik neyi vereceğiz? Bilemiyorum artık. Ama gerçekten beğenenler var, oynayanlar var. Tuhaf. Evet arkadaşlar kendimize daldık aracı unuttuk. Şu bu arada aracımıza şöyle bakalım gece görüntüsü. Evet gece görüntüsü var arkadaşlar. Aracımızın çok şekil bir aracı aslında ya. Gerçekten. Benim normalde aracım Travego'dur. Ama bu da Travego gibi güzel arkadaşlar. Söyleyemedim ama Travego. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani idare eder. Bu neyin çakması bilmiyorum ama bir şeyin çakması yani ben Setra diye resmi bir mal duymadım gibi geliyor bana. Ama yapmış adamlar. Ya yollarda falan var. Setra ancak otobüste olur gibi geliyor bana. Ama güzel ya. Araç güzel. Gerçekten güzel. Bana yorumda belirtirseniz sevinirim. Bu çünkü kendim girip de araştırmayı sevmiyorum biliyor musunuz? Setra neyin malı? Ne üzerine üretiliyor? Kimin alt bayisi? Onları bana bir söylerseniz güzel olur. Evet şu anda Sofya'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bulgaristan yollarındayız. Bu akşam biraz bir gezinti yapacağım bu otobüsünüzle. Otobüs gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Bununla İzlanda'ya falan gideceğim ben. Karda falan gidişine bakacağım bu aracın. Nasıl gidiyor acaba diye merak ettim ya. Abi yavaş. Abi vurduk. İnanmıyorum ya böyle bir şeye. Neyse gidelim bakalım. Abi dönmüyor. Abi dönmüyor. Çok sakat abi bu. Abi dönmüyor lan. Neyse arkadaşlar gerçekten güzel yapılmış ama yalan yok. Evet. Görüyorsunuz rampa aşağı bile araç 140'ı zor basıyor. Basmıyor bile. Evet bu arada frenimize de basalım. Yavaş gidelim. Vurmadan arabayı. Arabayı kırdık zaten ama olsun biz yine de vurmadan gitmeye çalışalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle bir uzunlarımızı da hemen yakalım. Çak yaktık evet. Evet patlak mı lan bizim uzunlarımız? Niye yanmıyor? Aslında ışıtıyor da ben gözüm görmüyor. Tamam arkadaşlar sorun yok. Damlamı koymadım ben acaba ya. Neyse bir sıkıntı yok ama. Bilmiyorum artık bakacağız. Evet şu anda 155 kilometre hızı bulduk arkadaşlar. Felaket gidiyoruz. Şu anda bir takla attığımızı düşünsenize. Şu otobüs gerçek olduğunu şu yolda gittiğini düşünsenize. Anam. Parçamız bulunmaz parçamız. Abi solla. Yapma sakın. Evet doğru. Güzel. Evet. Seviyorum lan seni. Hadi bas. Evet çok güzel. Ya vicdansızlar oraya sigara paketimi koymuş öyle bir şey yapmışlar ya. Ben sigara mı içiyorum? Adamlara bak oraya bir tane de Casper mi ne Casper ya Xperia mı bir şey koymuşlar telefonu oraya bir tane LG koyacaksın abi oldu bitti ya abi Xperia nedir
Gözüm de görmüyor. Işık bana vuruyor tam buradan. Gözüm de görmüyor. Bakamıyorum. Arabanın oralarda bir şeyler parlıyor. Ne abi onlar? Abi çok garip ya. Bu arabanın içinde ben tanımadığım yerler, şeyler var. Düğmeler falan var ya. Anlamadım gitti ya. Evet arkadaşlar, kilometre tabelasını geçtik şu anda. Ben göremedim. Buradan Belgrad'a kaç kilometre var bilmiyorum. Ama Edirne'nin o şeyinden sonra 700 kilometre olduğunu biliyorum bu yolda. Şu anda biz de o 700 kilometrenin içerisinde gidiyoruz şu anda. Evet, gerçekten güzel yapılmış arkadaşlar araç. Aracın altta linkini vereceğim. Hep link veriyorum ama ben verirken yok nedense. Unutuyorum arkadaşlar. Her zaman link vermeyi unutuyorum. Ama bu aracın linkini verebilirim. Bu araca ait şablon da var. Şablon dediğim boyanabilir. Yani araca kendi skininizi yapabiliyorsunuz. O skin de kendi sayfasından da indirirsiniz ya. Ya da ben size bu direktmen bu aracı şeyini vereyim. Hangi sitede olduğuna ait bir şey vereyim. Bilgi vereyim. Yani Simülasyon Türk'te bu aracı ben oradan indiriyorum. Genelde modları oradan indiriyorum. Evet. Gerçekten güzel. Şu anda yolumuza girdik ama mazotunuz bitiyor diyor. Abi çok sakat. Abi burada kalırsak biz... Abi bu araç Nisaga'da çıkmaz ya. Çıkar mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Yolda kalmazsak çok iyi. Çünkü felaket... Mazot çekti ya. Felaket bastım ben. Kaç litre yakıyor ki? Geç şuradan kaç. Evet şimdi bakacağım. Bir dakika. 51 litre yakıyor 100 kilometrede arkadaşlar araç. Benim Skyna'dan az yakıyor kesin o da. Benim Skyna 100 kilometrede 66 litre falan yakıyor. Ya ocağımı söndürdü ya. Bildiğiniz gibi değil. Abi yavaş yavaş abi, gözünü seveyim dur. Abi dönmüyor ya, koskoca öküz gibi araba. Nasıl dönsün? Evet, inanamıyorum arkadaşlar. Promos'ta Avrupa Türkiye haritasını bir oynuyorum şu anda. Kendi yaptığım haritayla Promos haritasını, koskoca dünya haritasını beraber oynuyoruz. Aslında fazla da dünya denmez ama nedense. Çünkü ne Amerika var ne kıtalar var. Doğru dürüst. Ama yine de büyük bir harita. Ne oluyor lan? Işık canlandı birden. Işığın voltajını mı arttırdınız? Ne yaptınız? Dayı ne yapayım? Ne oldu abi? Dur sakin. Evet şimdi bir sınır kapısından daha geçiyoruz ama bu sınır kapısı tabii Türkiye'nin sınır kapısı gibi, Edirne Kapıkule gibi değil arkadaşlar. Çünkü bizim kapımıza gerçeklik, güzellik daha çok yakışır. Ama biz tabii o gerçekliği çok olsa da yakalamıyoruz. Çünkü nasıl diyeyim, biz sonuçta bir oyun dünyası arkadaşlar. Çok benzetmek, birebir benzetmek isterseniz bu ayınızı alabilir. Bir ayınızı, iki ayınızı alabilir. Sadece burası. Bu süre zarfında da sadece bir o haritayı yayınladığımızda sadece burayı mı yaptınız diyebilirler bize. O yüzden hiç uğraşmıyoruz. Oralara bakmıyoruz bile. Ulan pedal kıracağım seni ha. Abi araba da çekmiyor lan. Yürü. Depoda herhalde mazot azalınca araca güç de gitmiyor. Yani fazla da emisyon gücü falan, çekiş gücü falan yok bunun. Gibime geliyor arkadaşlar. Ama genel olarak araç güzel. Bilemiyorum artık. Biraz fazla mı konuştuk? Ne yaptık ya? Ben anlamadım. Ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar, görmeyen arkadaşlar için birazdan tekrar haritayı göstereceğim. Oradan haritayı bakabilirler. Bakacaklar zaten. Az bir petrole sağ salim varabilirim. Ondan sonra göstereceğim. Bu arada aracın bayağı hızı düştü. Koskoca otobüs çekmiyor ya. Öküz gibi araba. Neden bilmiyorum. Bakalım İzlanda neden çıktı. Promos yollarında ne atacağız bundan? Virajlardan, o kavşaklardan falan nasıl dönmeyi başaracağız hiç bilmiyorum ama bir şekilde döneceğiz artık. Oradaki ne? Saat küçüldü. Neydi o? Takometre mi lan? Orada bir şey takmışlar ama takometre olabilir belki. Ama takometre öyle mi oluyordu? Hiçbir fikrim yok şu anda. Takometre olabilir evet arkadaşlar. Çünkü takometre olsa ne olur? Ben takmıyorum onu ya. Gerek yok. Bakayım ne yazıyor orada? Onlar çalışıyor mu ya? Bir şey kart falan yazmışlar. Kart mı yazıyor orada? Bir şey yazıyor mu? Tam okuyamıyorum buradan. Olsun ya, bir şey yazıyor ama. Şöyle bir tavana doğru bakalım arkadaşlar. Evet tavana bakıyoruz şu anda. Evet şöyle bir aracımızın arkasına şu şekilde de yan kamerayı şu şekilde ortaya geçebiliyoruz. Yan kamera nereden çıktı? Ortaya geçebiliyoruz. Bu araç ortadan da güzel arkadaşlar. Ortadan nasıl bir zevk alabiliyorsun acaba ya? Sorabilir miyim? Neyse geçelim. Evet şu anda gidiyoruz Nice doğru arkadaşlar. Mazotumuz bitmek üzere mi? Hemen bakalım kaç litremiz var. Abi abi 24 litremiz kalmış. Aşağıdaki mazot yoğun çokluğuna bak ya. Abi çok saçma ya.
Nasıl olabilir böyle bir şey? Abi herhalde çalışmıyor ya. 21 litremiz kaldı şu anda. Evet, lise doğru geldik. Evet, mazota alırız arkadaşlar. Mazota geliriz yani. Geliriz mazota. Sıkıntı olmaz onda. Hemen geliriz orada. Zaten videoyu da birazdan sonlandıracağım. Neden kastın acaba? Acaba neden takıldın oyun? Oyun benimle dalga mı geçiyorsun? Evet abi. Evet dayı. Kaç şurada. Dayı kaç. Evet. Çift basımlık gerçekten kornesi güzel arkadaşlar. Çift basabilirsiniz korneye. Bu arada bir tabela daha geçtik. Bu tabela da buradan ilerideki Belgrad ve Zagreb. Öyle bir şehir. Evet, Zagreb olması lazım. Oranın tabelasını gösteriyor. Kilometre tabelasını. Tabi ileriki şehirlerinki yok arkadaşlar. Evet, buraya biraz yavaş inelim. Burada aracı uçurmak istemiyorum diyecektim. Az daha korktum ya. Anam. Bakayım şöyle bir. Gelen giden yok. Evet arkadaşlar, tamam, buraya hemen girelim. Burada mazotumuzu alalım. Mazotçumuzun adı neymiş? Petrol ofisi. Lan Belgrad'da petrol... Belgrad neden çıktı? Nice'de petrol ofisi ne işi var abi? Bu kadar saçmalık kapattınız mı lan? VMAX falan yazıyor. Neyse artık, bilmiyorum ben. Evet, şimdi şöyle bir... Gaza basamıyorum, yok böyle bir şey. Neyse, şöyle bir geçelim. Evet arkadaşlar, aracımız genel olarak güzel. Ben gerçekten hoşuma gitti aracımız. Güzel yapılmış. Evet, neon falan takılsa güzel olur arkadaşlar. Şu önem falan parça takılsa güzel olur. Gerçekten hoşuma gitti. Evet. Haritayı gösterecektim. Hemen haritayı tekrardan gösteriyorum. Evet arkadaşlar, haritadayız şu anda. Biz bayağı Nis'ten, bayağı şu Edirne, şuradan şuraya geldik. Bayağı geldik ya. Bayağı iyi yol oldu. Evet, gösteriyorum tekrardan arkadaşlar. Şurası Edirne Kapıkule sınır kapısı. Tekrar değişti. Tren yolu buradan bu şekilde alındı. Genel olarak da Promos'la haritamız artık uyumlu. Beraber oynayabilirsiniz diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.